Biliyorsunuz özellikle Alevilerin 35 yıllık taleplerinden bir tanesi zorunlu derslerin kaldırılmasıydı. Maalesef ki geçmiş hükümetler ve mevcut hükümet bu sorunla ilgili taleplerimizi dikkate almadı. O da yetmedi. Üstüne seçmeli din dersleri okullar içerisinde mescitler açarak hem öğrencilerin daha dindar ve kindar olmasına hem de eğitim üzerinden asimilasyon ve siyasal İslam'ın Türkiye'de vücut bulması için çaba harcamaktadır. Bununla beraber geçen sene yine özellikle ana sınıfında zorunlu din dersleri ile ilgili adımları atmışlardı ama Alevi kurumlarının öncülüğünde 20 noktada eş zamanlı olarak eylem yapıldı ve aslında o eylem etkili oldu. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Şurası'nın önerisini uygulamaktan vazgeçti. Yani en azından erteledi. Bu anlamda toplumsal gücün bir arada olup dileklerini, taleplerini, itirazlarını yüksek sesle ve ısrarlı şekilde dile getirdiğinde hükümet bunu dikkate alıyor. Çünkü önce bir nabız yokluyor, ondan sonra uygulamaya geçiyor. ÇEDES protokolü de yine siyasal İslam'ın tamamen gençler üzerinden yerleştirilerek çok böyle masummuş gibi çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum adı altında sadece imamların görev aldığı, pedagogların değil, işte bilimsel olarak bu işin eğitimini almış olanların değil, imamların üzerinden insanlara özellikle 3 tane pilot bölge olan ve burada seküler yaşamı savunan toplumların üzerinde denemeye karar verdi. Dolayısıyla aslında seküler yaşama ve bu ülkede farklı inançların, farklı toplumların kendilerini bu ülkede ifade edebilme anlamında özgürlüğünü kısıtlayan bir uygulamayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla Türkiye'deki yaşamlarını daim eden insanların kendi fikirlerince, kendi işte çağdaş modern yaşama istekleri maalesef ki bu şekilde hakları gasp edilecek. Ve ileride daha da ileri adımlar atılarak işte tartışılanlar var biliyorsunuz. Özellikle karma eğitimin son bulunması gibi. Ve bugün de yine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklaması cuma namazının na göre işlerin ayarlanması, eğitim durumlarının ayarlanması gibi öneriler var. Bu öneriler çoğalacak. Yani siyasal İslam ve şeriat gericiye yönelik ne kadar istekleri, talepleri varsa bunları dillendirmeye çalışacaklar. Bu kadar geniş çaptan bir saldırı aslında Türkiye'de farklı inançların, farklı toplulukların ve özellikle laik, seküler kesimin yaşam haklarına müdahaledir bu. Bu müdahaleye izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla Alevi kurumlarının öncülüğünde, Eğitimsen ve Veli Derneklerinin öncülüğünde tüm demokrasi güçleriyle biz 16 Eylül'de İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda buluşacağız. Ama şunu da biliyoruz ki yani sadece bir mitingle bu taleplerin dillendirilmesi ve etki alanının yaratılması mümkün değil. Demokrasi güçlerinin yapması gereken laik seküler yaşamı korumak adına sürekli eylem, bir eylem planı oluşturmak zorundayız. Bununla ilgili bir iki adımımız var. Hazırladığımız, Veli Derneği'nde hazırladığı dilekçeler şu an hazırlandı. Okullar açıldığında öğrencilerimiz aracılığıyla bunu okullarda dile getireceğiz. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde yine bu ÇEDES protokolü ile ilgili itirazlarımızı yine dile getireceğiz. Gerekirse ileri adımlar da olması gerekiyor. Çünkü geri adım atılmazsa ve bundan vazgeçilmez ise en son okullarda gerekirse sivil itaatsizlik eylemlerinin yapılması gerekiyor. Yani o imamın girdiği dersi öğrencilerimizi sokmayacağız. Biz imamdan eğitim almak istemiyoruz. ÇEDES protokolüne de karşı olduğumuzu, çocuklarımızın geleceğinde karartılmasını istemiyoruz. ÇEDES protokolüne karşı durmak Türkiye'nin geleceğini, aydınlığını korumak anlamına geliyor. Bu bağlamda bu sorun sadece Alevilerin sorunu değil. Bu sorun Türkiye'de çağdaş, modern yaşamak isteyen, işte inancını da, fikirlerini de, kimliğini de özgürce yaşamak isteyen herkesin sorunudur. Bu sorun sadece işte protestanların sorunu değildir. Bu sorun sadece Sünni Şafilerin sorunu değildir. Bu sorun sadece Sünni Hanifilerin sorunu değildir. Yani bu ülkede bu sisteme karşı özellikle siyasal İslam'ın şeriat ve gericiliğe karşı
kim karşı duruyorsa bu konuda ortaklaşmak ve ortak mücadeleyi sürdürmek zorunda. Öbür türlü yine cılız bir tepki olursa hükümetin bu konuda adım atması kesinlikle olacak bir şey. Dolayısıyla geri adım attırma ve püskürtme tamamen demokrasi güçlerinin ısrarı ve tutumuyla, duruşuyla belli olacaktır. Bu bağlamda biz de hem sol sosyalist güçleri, hem demokrasi güçlerini, hem diğer farklı inançları ve toplumları, hem eğitim emekçilerini, hem de velilerin bu konuda yanımızda durmasını ve 16 Eylül'de yüz binlerce insanı Gündoğdu Meydanı'nda toplayarak sesimizi daha diri ve iri şekilde çıkartmamızı istiyoruz.